özellikle 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra Türkiye içe ve dışa dönük çalışmalar yapacak olan bir takım yapıların inşasında ve Türk düşünce hayatında Maturidiliği yeniden kurgulamaya dönük çaba gösterme kararı aldı. Bu kararın tam manasıyla uygulanmaması için dışarının da desteklediği bir iç direnç var ve taraflar arasındaki mücadele halen devam ediyor. Aslında asıl bu mücadele Türkiye için bir hayat memat meselesi. İlmi ön planda tutan akılcı ve yenilikçi Hanefi Maturidi ekol ile nakilci ve gelenekçi Şafii Eş'ari ekol arasındaki mücadeleden Şafii Eş'ari ekol baskın çıktı ve bu doktrinin içselleşmesi sağlandı. Son 1000 yılın hakimi olan bu doktrin zamanla toplumun neredeyse tüm davranışlarını şekillendiren kaynak koduna dönüştü. Hanefi Maturidi olduğunu söyleyen önemli bir kesim halen bugün hayatının pek çok alanına Eş'ari yaklaşımın hakim olduğundan halen habersiz. Sonuç ise ortada. Stratejinin istihbaratın dehası Türkler, Batı'nın eğittikleriyle Batı'ya karşı savaşabileceğini ve bu mücadeleden de galip çıkacağını düşünür oldular. Çare kendi özgün kaynaklarımızda. Kutadgu Bilig de işte bu kaynaklardan birisi. Biz de bugün Kutadgu Bilig'de devlet yönetimini konuşacağız. Doçent Doktor Necati Aydın hocamız, konuşmacımız, kendisi Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Bu konuda çalışmalar yapan, araştırmalar yapan Levent Ağaoğlu Bey de konferansı yönetecek ve bize Kutadgu Bilig'in ne olduğunu anlatacaklar. Her iki konuşmacımızı kürsüye rica ediyoruz. Konferansımıza hoş geldiniz. Levent Ağaoğlu. Geçmişte burada Lozan Anlaşması konusunda benim bir katkım olmuştu. Kutadgu Bilig'le ilgili şahsen bir 5-10 dakika, 3-5 dakika Necati Bey'in konusunun civarında dolaşacağım. Necati Bey kendisi içeriğine girip çok değerli düşüncelerini bize iletecekler. Şahsen ben bu 5-10 dakika içerisinde neyi yapacağım? Haziran 2015'ten bu yana benim şahsi tefekkür gündemim düşünürlerimizle ilgili. Bu düşünürlerimizi de başlangıç noktası Oğuz Kağan diyelim. Milattan önce 200'den bu yana. Bu çizgide biz şu an misal konuyu siyaset gündemine getirdiğimizde biz onarlı yılları, yani Türkçe'de pek 10 yıl kavramı yoktur. Batılılarda var, yani İngilizce tabirle decade derler. 10 yıl, 10 yıl böyle hesaplarlar. Biz yıllar bazında baktığımızda binerli yılları değerlendirmek. Kutadgu Bilig, Yusuf Hasvacip 1017 yılında doğdu. 2017'de 1000. yılını bitirdi. 1000 yaşında oldu. Ondan önce bir de 1000 yıl var. O
baktığımız zaman ondan önceki 1000 yıla o çizgiyi ben sizlere aktarmaya çalışacağım. Kendi bildiğimce, kendi bakış açımdan. Zaman, zemin, zihin çizgisinde. Ben dün gece Kahire'deydim. Gece saat 3.30'da uçağa bindim. O veya 5. gidişim. Kahire'de de Kutadgu Bilig var. O zemin çizgisi devam ediyor. Ona da değineceğim. 1017'den geriye doğru 1000 yıl gittiğimizde işte Oğuz Kağan'ı görüyoruz. Oğuz Kağan da neyi görüyoruz? Orada bir bilgeden bahsediliyor. Daha sonra ileriye gittiğimizde 646 yılında Bilge Tonyukup doğuyor. 724 yılında ölüyor ve Bilge Tonyukup benim özellikle üzerinde çalıştığım düşünür ki ilk yazan düşünürümüzdür. Yazıya ilk kez geçen taşa hak etmiştir. Yani o hak etmek tabiri kullanılır. Taşa yazdırmıştır. 56 satırlık taşta muhteşem düşünceler var. Muhteşem bir dil var. Şimdi buna baktığınızda evvelden yazılı hani yazıtlar çağı, sadece Yenisey'de 500'lerde bir takım yazıtlar var. Bu dil nasıl gelişmiş, nereden gelişmiş çok çok şaşırtıcı. Yani kullandığı dil. O zaman bu şunu gösteriyor. İşte Kutadgu Bilig de o zaten benim anladığım kadarıyla. Kutsal bilgi, kut getiren bilgi, mutluluk değil, mutluluk değil, kut. Şimdi biz bakıyoruz, Bilge Tonyukup, Kutadgu Bilig. Bir de Ayasofya var. Ayasofya'nın anlamını ben sonradan keşfettim. Kutadgu Bilig'le aynı şey. Aya, aziz, kutsal. Sofya'da bilgelik. Bilge. Şimdi bu nasıl oluyor? Bir mimari eser 550'de yapılıyor İstanbul'da. Bunu yaptırtan Justinianus, Türkçe anlamı kanuni demek. Süleymaniye'yi yapan Sultan Süleyman'ın da sıfatı kanuni. Ne bir iştir bu? İşte buradan benim şahsen çıkarttığım bu Ayasofya, Kutadgu Bilig aynı anlamlara gelmesi, Justinianus kanuni, şahsen çıkarttığım bilgelik doğuda. Kutadgu Bilig'den de çıkan esas mesaj bu üzücü mesaj. Çok üzücü bir mesaj bu. Çünkü biz kendi Kutadgu metinlerimizle bağımız kopmuş. Nedir bunun verdiği mesaj? Yabancılaşma. Biz yabancılaşmışız. Şunları ben neden yanımda getirdim? Bana 2 gün evvel söylendiğinde konunun üzerinde düşünmeye başladım. Bizim Kutadgu bilgimiz 1000 sayfayı aşkın bir eser. Bu Karahanlılar diyarında, Karahanlıların Yusuf yazmaya başladı. Yazdıktan sonra Hasacip oldu. Karahanlı hükümdarı için yazdı. Bunu da Şahname'yi Firdevsi Gaznili hükümdarı kendisinden istedi. Sen dedi 40 bin altın vereceğim sana. Firdevsi Şahname'yi yazdı. Ama Gazneli'nin istediği Gazneli hükümdar, yani Gazneliler ve Karahanlılar aynı bizim şeyimiz işte. Gazneli'nin istediği Türklere övücü bir eser ortaya koymasıydı. Fakat o Türkleri övmeyen, üzen bir takım ifadelerde bulundu. Ondan sonra o gümüşe çevrildi, alamadı falan filan. Fakat neticede ne oldu? Şahname'yi İranlılar ezbere biliyor, ezbere. Gidiyorsunuz kıraathanelerinde, kahvelerinde dize dize okuyorlar. Biz Kutadgu Bilig'i ne kadar biliyoruz, ben ne kadar biliyorum şahsen kendime dönüp bakayım. Burada şimdi benden Kutadgu Bilig'le ilgili çıkan mesaj, şahsen benim aldığım mesaj, bilgiyi kut getiren, nedir kut? Hakimiyettir sizi, sizi dünyaya hakim yapar bilgi. Bu Türklerin yakaladığı çok çok önemli bir, bakın Bilge Tonyukup'ta da bilgelikle başlıyor. Çok çok önemli bir nokta, fakat dönüp biz 1017'den 2017'ye geldiğimizde bakıyoruz ki biz hiçbir dizeyi hatırlamıyoruz, bilmiyoruz. Burada ben şahsen altını çizerek
bu yabancılaşma konusunun üzerinde durmak istiyorum. Biz yabancılaşmışız. Yabancıyız biz. Kendi metinlerimize, kendi değerlerimize yabancıyız. Zemin olarak baktığımda da o yabancılaşmayı şöyle göreceğiz. Üç tane yerde bunun yazması var. Bilge Tonyuku King'i yazıttı. Yazıttan önce destanlar vardı. Oğuz Kağan destanı yazıt. Yazıttan sonra yazma, Kutadgu Bilig yazması geldi. Bu yazmalar nerede? Herat, Afganistan, şu an Amerika işgali altında. Kahire, Mısır, onu da oradaki bir Alman buldu. Ne durumda olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ben işte dün gece oradaydım. Demokrasisi diyorum. Orada demokrasinin hiçbir şeysi yok. Ve üçüncü nokta İstanbul. İstanbul'un da iki sene evvel neler yaşadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Şimdi o zaman bu Herat dediğimiz Afganistan'dan başlayıp Kahire'den devam eden çizginin şu an neler yaşadığı, işte demek ki bu üç zeminde bir yabancılaşma yaşanıyor. Burada şimdi ben sözü hocama bırakacağım. Bize Necati Bey Kutadgu Bilig metnini yansıttığında biz konuyu çok daha iyi değerlendirmiş olacağız. Çok teşekkür ederim. Hocam buyurun.